horlamaya neden olan biliyoruz ki işte dil kökü veya yumuşak damakla ilgili bir takım ameliyatlar var. Bu şekilde horlama problemi ortadan kaldırılabiliyor. Bunda altın standartlar nedir? Örneğin lazer ameliyatları FDA tarafından 90'lı yıllarda yasaklandı. Evet. Şu an için en geçerli ameliyatlar hangileri? Şimdi yasaklandı olarak söylemeyelim ama FDA artık önermiyor. 1990'lı yıllarda oldukça revaçta olan lazer cerrahisi çok fazla ağrıya sebep olduğundan dolayı artık önerilmeyen bir metot. Şimdi daha yeni teknolojik radyo frekans dalgalarını çeşitli cihazlar var onun için. Tabii var olan probleme göre çok değişiyor. Burundaki etleri küçültmek için, yumuşak damağı sertleştirmek için, sallanmasını engellemek, rezonansına girmesini engellemek için kullanılabilir. Dil kökünü küçültmek için kullanılabilir. Bunun için çeşitli cihazlar var ama öncelikle tabii problemli alanı bulmak lazım. Çoğu hastada da aslında multilevel'dır. Yani birkaç problem bir aradadır. Hem burun vardır, hem dil kökü vardır, hem yumuşak damak sorunu vardır. Bunları tespit etmek kulak burun boğaz doktorun işi. Onu tespit ettikten sonra da hastayla ya tek bir seansta ya da çoklu seansta ameliyat yapmak lazım.